Kalemden Yeni Fikirlere hoş geldiniz. Bugün sizler için bir iftar sofrası hazırlayacağım. Ramazan'ın ruhuna uygun, sade ama tabii ki çiçeklerle süslü bir sofra olacak. Sevgili yönetmenim Rıfat'a bir sürprizim var. Ben kendisine halay mendili çekmesin diye Hollywood'dan aldım bu arada bunu. Böyle bir yönetmen, nesi bu bilmiyorum, hoparlörü. Ve klaketi aldım. Evet Rıfat Bey, bundan sonra halay çekme görüntüleriyle başlamak istemiyorum. Lütfen gerçek bir YouTuber muamelesi yapın bana. Şimdi Acem Lalesi ile başlayalım. Acem Lalesi gördüğünüz gibi muhteşem bir çiçek. Çok güzel bir rengi var. Sarı ile turuncu arasında geçişleri olan çok hoş bir lale. Fakat kırlarda yetişiyor ve çok çabuk dökülüyor. Hemen bir günde çiçekleri açıp ertesi günü dökülüyor. Onun için bu tasarımda kullanmaya çalışacağım, dökülmezlerse, ama yine de sizlere bunu tanıtmak ve göstermek istedim. Daha sonra limonyum çiçeğimiz var. Burada mor, ara dolgu malzemesi olarak kullanacağım. Mor renkli, daha önce beyazını kullanmıştım. Ve de benim çok sevdiğim pink ashen protea. Rıfat, sana tanıdık geldi mi bir yerden? Evet hocam, tarana yaparken falan kullanıyoruz biz. Biz çiçek yaparken kullanıyoruz Rıfat. Sizin yörede tarana da mı? Çok zenginsiniz bakıyorum. Bununla ilgili bilgiyi almak isterseniz yılbaşı soframızı tasarladığımız bölümde anlatmıştım. Benim çok sevdiğim bir çiçek. Daha sonra gala var. Gala çiçeği. Kalla İngilizcesi. Bu da çok hoş bir çiçek. Beyaz, pembe ve işte bu renkte olanları, bordomsu, morumsu renkte olanları var. Hepsinin bir anlamı var. Genelde düğün çiçeği olarak da kullanılıyor. Beyazdan sarı, yeşil ve böyle pembe, turuncu tonlarına doğru kayan şahane renk geçişleri olan aslan ağzı çiçeği var. Aslan ağzı da yine İspanya, İtalya anavatanı diyebiliyorum. Bütün kırlarda görebileceğiniz kır tirfili adında bir tür yonca çiçeği. İşte çiçek sarı başlıyor, sonra turuncuya ve kuruyunca da böyle kahverengisi bir hal alıyor. Yenebilir bir bitki bu. İşte çayı yapılıyor, kurutulup çayı yapılabiliyor. Dolayısıyla bunu da kullanacağım. Burada leylak var. Şu anda leylak zamanı biliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Bir dal leylak da kullanacağım. Akdeniz'in çevresindeki ülkelerde çokça kullanılan, sıcak bölgelerde çokça olan, yetiştirilen bir çiçek. Burada gerçekten Zeynep'in de çok sevdiği, değil mi Zeynep? Şahane renklerde bir gül var. Yani olağanüstü, şu geçişe bakar mısınız? Lila'dan uçuk yeşile doğru inanılmaz geçişleri olan bir gül. Daha önce güller hakkında bilgiyi Instagram hesabımda vermiştim. Telenden adlı Instagram hesabımı takip ediyorsanız oradan bulabilirsiniz güller hakkında bilgiyi, ya da lütfen etmiyorsanız da edin. Aslında gül Osmanlı'da çokça yetiştirilen ve bir kültürü olan bir bitki. Fakat maalesef sonradan Avrupa'ya gittiğinde bunu daha çok Hollandalılar ve diğer dünyadaki Amerika gibi, Etiyopya gibi diğer ülkeler alıyor. İnanılmaz renk geçişleri olan gülleri genleriyle oynayarak şu anda yetiştirebiliyorlar. Keşke biz de bunları yapabilsek. Bunu yapacak kadar verimli topraklara sahibiz. İklimimiz harika. Fakat bizim gül yetiştiricilerimiz henüz bu mertebede gül yetiştirmiyorlar, ama bence ileride inşallah olacak diye hayal ediyorum. Bir de ornisimiz var. Ornis daha çok gelin buketlerinde kullanılan, beyazı da var. Daha çok beyazı tercih ediliyor. Bir çiçek, sarısı, beyazı ve turuncusu var bu şekilde. Ben çok seviyorum formunu. Gittikçe böyle açılan çiçekleri var. En başta şu şekilde görüldüğü gibi. Bakın böyle daha kapalı oluyorlar ve bunlar zamanla açıyorlar. Dolayısıyla bunları aslında çiçek tasarımlarında kullandığınızda en başta açmamış halde olsa bile her gün açtıkça tasarımımız değişiyor ve zenginleşiyor. O yüzden ben ornis kullanmayı da çok seviyorum. Vazolarda da bazen farklı boyutlarda, farklı formlarda, farklı renklerde vazolar kullanabiliyorum, ama bu bölüm için birazdan göreceksiniz. Böyle çok hani sade bir Ramazan sofrası olmasını istediğim için kullanacağım takım da bu renk gibi ekru renkte olduğu için bütün vazolarımı, birazdan hepsini göreceksiniz, aynı formda tercih ettim. 5 tane böyle küçük vazomuz var. Çok fazla doldurmayın lütfen. Yani vazonun işte 1/3 kadar su yeterli. Şimdi ilk tasarımı yapmaya başlayalım. İlk tasarımı protea ve galayla yapacağım. Bir kere öncelikle
çiçeğin boyunu vazoya geri ayarlamanız gerekiyor. Şöyle baktığınızda göz kararı bir boyutta çiçeğinizi kesebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Verev kesiyoruz. Suyu daha fazla alması için. Ve bu yapraklarını temizliyoruz. Çünkü suya da, hem suyun vazonun içinde kalacaklar ve suyla temas ettiğinde onlar çürüyorlar ve hoş olmayan bir koku oluşturuyorlar. Bunu engellemek için verev kestiğimiz proteye, bakın boyu bence gayet güzel. Ve galayı da onun yanına koyacağım. Şu şekilde çapraz koyacağım için göz kararı şöyle bir boyutta kesmeye uygun görüyorum. Evet. Yeterli. Ama daha sonra bakacağım, belki limonyum ekleyebilirim. Şimdilik böyle dursun. Şimdi bir tane gülle bir vazo yapacağım. İki tane gülü kullanmak istiyorum. Gülün altındaki bu yaprakları sıyırıyorum. Belki bu kalabilir. Belki bu da kalabilir. Boyutunu ölçeyim şu şekil, göz kararı. Yine verev kesiyorum. Biraz uzun oldu mesela bu. Biraz daha kesiyorum. Evet. Ve içine, içindeki lila rengiyle uyumlu ve turuncularla da ve bakın morla da uyumlu leylak yerleştireceğim. Yani burada sofraya da kullanacağınız çiçeklerin birbirleriyle uyumlu renklerde olması çok önemli. Yani şimdi burada bu renkler varken mesela buraya pembe veya işte kırmızı bir gül karıştırmak uygun değil. Dolayısıyla lütfen hem hazırlayacağınız sofranın işte sofra örtüsü, tabağın rengi, yemekler vesaire onlara uygun çiçek renklerini seçmeye çalışın. Yine benzer bir konuda bir kamu spotu yayınlamıştık sanırım. Evet, kırmızı güllerle beyaz cipsoyu asla kullanmayın lütfen. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Biri biraz daha uzun, biri biraz daha kısa, bence çok güzel durdu. Bunu koruyacağım ve araya da bir yere leyla yerleştiriyorum. Şekilde, yanında duracak şekilde. Gerçekten çok güzel. Bence çok güzel. Bunlar dolgu çiçekleri. Kırtırfili ve limonyum. Bunları gerekirse atacağım. Beşini yan yana koyup ondan sonra. Onun için şimdilik bunları kullanmıyorum. Aa, bu şahane. Aslan ağızlarını biraz sarkmasını sağlayacak şekilde, çiçeklerini yok etmeyecek şekilde daha uzun yerleştirelim. Bunları hep temizlemenizi öneriyorum. Çiçeklerin suyunu birkaç günde bir, 2-3 günde bir değiştirmeniz çok iyi olur. Çiçeklerin ömrünü uzatır. Bu şekilde yeterli. Büyük ihtimalle bunu sofranın ortasına koyacağım. Ve geriye bir vazomuz daha kaldı. Şunların rengine bakar mısın Rıfat? Böyle bir şey olamaz ya. Şöyle koyayım, dekor olsun. Çok güzeller. Bu sefer lila rengindeki güllerimizle ornisleri kullanmayı düşünüyorum. Yine biri uzun, biri kısa gül yapabiliriz bence. Hocam bir şey sormak istiyorum. Tabii Rıfatçığım. Bazen bize böyle güzel yemekler yapıyorsunuz. Aa, teşekkür ederim. Orada artan çiçekleri vermiyorsunuz değil mi bize? Ziyan olmasını yiyelim diye. Hayır. Şöyle bir durum var. Şimdi orada bir lütfen açıklama yapayım. Yenilebilir çiçekler var. Bir de normal dekoratif amaçlı kullanılabilen çiçek. Aman her çiçeği yemeyin. Sonra zehirlenebilirsiniz. Size yenilebilir çiçeklerden çiçek yapıp bunları da dekoratif olarak kullanıyorum. Bunların içinde bu yenilebilir ve leylak yenilebilir. Diğerleri yenilebilir türden değil. Açık konuşmak istiyorum. Pinkaşın protea da gözüm kaldı hocam. Pinkaş'ın protea senin sanıyorum değil mi yönetmen hayatında? Yönetmen bir dönüm noktası. Bence bu form çok zor. Biraz böyle yaprakları bıraktım. İşte biri uzun, biri daha kısa. Şimdi arada ornisleri değerlendireceğim. Şahane.
Şimdi bunların hepsini yan yana bir dizip acaba eksikleri var mı? Bir şeyler istiyor mu araya diye bir bakmak istiyorum. Sofrada ortada bunu kullanacağım. Şimdi size doğru tabii böyle aslında yönü. Sonra iki yanında proteya ve galaları kullanacağım. Evet, şunlara bakalım, biraz ekleyelim, limonyum nasıl olacak? Gözlüğümü takayım. Bu kadar küçük çiçekleri göremiyorum. Aynen şöyle bir parça sanki. Değil mi? Evet, kesinlikle daha iyi oldu. Ben şu yöne doğru bir bakayım. Evet, bir tane daha istiyor hatta. Çok da cimriyim ya. Kopmuş olanlarından falan bulmaya çalışıyorum. Bakın böyle, değil mi Zeynep, nasıl oldu? Daha kesinlikle böyle daha iyi oldu. Evet. Bu arada bu güzel çiçekleri ben Fulya'da bulunan Flower House'tan aldım. Bunları da Hollanda'dan getirdiler, benim için seçtiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii ki güzel bir indirim de yaptılar. Flower House'a çok teşekkür ederim. Bence mutlaka uğrayın siz de Fulya'da. Instagram hesapları da var. Oradan takip de edebilirsiniz kendilerini. Sizler için bir iftar sofrası hazırladım. Ramazan aylarını çok seviyorum ve Ramazan aylarında iftarlarda evimde misafir ağırlamayı ve aynı zamanda da evlerde misafir olarak ağırlanmayı çok seviyorum. Dışarıda bazen gitmek durumunda kalıyorum. Pek sevmiyorum aslında. Çok fazla israf olduğunu düşünüyorum. Özellikle açık büfe yapılan iftarlarda Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şekilde inanılmaz atık ve israf oluyor. Dışarıda olan iftarlarda üzülerek geceyi tamamlıyorum. Bugün sizlere turuncu ve mor ağırlıkta hem aksesuarların olduğu hem de çiçeklerin olduğu bir iftar sofrası hazırladım. Kütahya Porseleni'nin Fulya serisi porselen tabaklarını kullandım. Aynı zamanda da mor ve sarı turuncu arasında bir renkteki renkli bardaklarını kullandım. İftarımızı açarken hurmayla açmak en doğrusu. Çünkü bütün gün aç kalıyoruz. Kan şekerini dengeleyen, içinde maddeler olan hurma orucumuzu açmak için en uygun meyve. Tabii ki bunu suyla beraber kullanmak en doğrusu. İftar yaklaştıkça iştahımız artıyor. Her şeyi yemek istiyoruz. Aslında Ramazan'ın ruhu bu değil. Yani ben aç kalayım sonra tıka basa yemek yiyeyim gibi bir ruh yok orada. Önemli olan hem bedenimizi terbiye edebilmek hem de ruhumuzu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de öğütlediği gibi aslında midemizi 3'e ayırmamız gerekiyor. 1/3'ünü suyla, 1/3'ünü yemekle, diğer 1/3'ünü de boş bırakmak gerekiyor. Yarım saat içinde mideyi tıka basa doldurup sofradan kalkmak sağlıklı bir şey değil. Yavaş yavaş birkaç saate yayılan bir yemek yememiz gerekiyor. Ben bir de sofralarımda çocukları ağırlamayı çok seviyorum. Herkes aç, bekliyor. Aynı saatte ezanın okunmasıyla beraber iftarımızı yapıyoruz. Çocuklar bunu görerek büyürse içselleştiriyorlar. Daha sonra bunu hayatlarına yansıtıyorlar. Kendilerinden sonraki nesillere aktarabiliyorlar. Orucumuzu açtık. Ramazan pidesi sıcak, mis gibi. Onun yanında iftariyelikleri yiyebiliriz. Herkes için küçük bir iftariye tabağı hazırladım bu yemekte. Sofranın rengine uygun turuncu ve mor ağırlıkta yiyecekler kullandım. Yenilebilir bir çiçek olan kır tirfilini ya da başka bir adıyla yonca çiçeğini kullandım. Bir de isim kartlarını hazırlamak için de iftar sofralarında ben hurmayı kullanıyorum. Ne yapıyorum? Böyle bir kağıdın içine şeker gibi kıvırarak hurmaları yerleştiriyorum. Üzerine de konuklarımın ismini yazıyorum. Burada Zeynep'in ismini yazdım. Zeynep, misafirim seni. Bunu da yerleştirdik. Sofrayı hazırlarken tabakların renginin ve çiçeklerin renginin ortaya çıkabileceği biraz da ağır duran gri keten örtüleri, gri keten peçeteleri tercih ettim. Peçetelerin üzerine bir alimden alıntı yaptım. Misafir girmeyen eve melek girmez. Bunu bir kitap ayracı veya buzdolabının üzerine bir magnet gibi vesaire
konuklarım eve götürüp kullanabilirler. İftarımızı yaptık. Gayet lezzetli yemekleri yedik. Tabii bunları hazmetmek gerekiyor. Dolayısıyla ben iftar sonrası kahve içmeyi tercih ediyorum. Tabii bazıları bütün gün çay içmediği için çayı da tercih edebiliyor ama benim tercihim kahveden yana ve de Türk kahvesinden yana. Kahveye eşlik etmesi için de özellikle yaz aylarına denk gelen iftarlarda Osmanlı'dan kalma şerbetlerimizi kullanmayı çok seviyorum. Şu anda tam mevsimi olduğu için biliyorsunuz Nisan sonu Mayıs ayı başı gibi mor salkım çiçeklerinin mevsimi, mor salkım şerbeti yaptım. Yenilebilir çiçekleri kullanarak işte erguvandır veya başka çiçekleri kullanarak da siz şerbetler yapabilirsiniz. Ben sıcak suyu şekerlendirip kendi ağız tadıma göre içine mor salkımın sadece çiçek kısımlarını atıyorum. Çubuk tarçın, biraz karanfil ve limon tozu veya limon tuzu pardon veya limon ilave ediyorum. Böyle daha hoş bir aroması oluyor. Rengini alana kadar şerbetin bekletiyorum ve içinden çiçeklerini alıyorum. Şimdi burada birkaç tane çiçek var. Bunları sunum yapmadan önce misafirlerime birkaç tane taze yaprak atıyorum. Şerbeti sunarken içine buz atıyorum. Ramazan ayı oruç tutarak sadece bedenlerimizin temizlendiği bir ay değil aslında. Ruhlarımızın da temizlendiği bir ay. Hepimize ruhlarımızın ve bedenlerimizin arındığı keyifli bir Ramazan diliyorum. Hepimizin oruçları kabul olsun. Evet hocam, keselim lütfen. Ben ne diyorsam o biliyorsunuz. Allah'ım. İki kameramız var. Bir İkisini hata. De kayda girdim ama bir tık sizi hazırlayamadım hocam. Hazırsak 3, 2, 1. Buyurun hocam. Ya iyi oldu bu. Evde de böyle konuşursa bilmiyorum. Hani çocuklara sesli oyuncak almazlar ya. Hocam hazırsak başlayacağız. Tamam. Hazırsak başlayalım. Hazırım. Ben de senin çeşitli gizli noktalarını açıklayabilirim Instagram'ımdan. Hocam şikayet ederim size. Bir de geçeceğim tabii. Arkamı döneceğim. Bunların hepsini kullanacağım hocam. Aleyhinize delil olarak haberiniz olsun.